Zanem mi bunlar? Zanem mi? Zanem mi? Beyaz bunlar bir şey. Orijinal değil ama kırma. Keçi sütü üretiyorum. 60 yaşındayım. 60 sene sonunda bunu da gördük, sütlerimiz kaldı. Niçin kaldı anlatalım. Niçin? Sanayici gelip sütümüzü alamıyor. Sütümüzü alamıyor sanayici. Tüketici peyniri bekliyor. Peynire ulaşamıyor. Sanayici bizden sütü alamıyor. Bu sistemde bir yanlışlık var galiba. Ve şu anda da bütün keçi yetiştiricileri, koyun yetiştiricilerin şeyini anlatayım size. Hepsi tekelerini ayırdı. Önümüzdeki yıla bir tane keçi kalmayacak. Kasım ayında hepsi satılacak. Keçi, oğlak hepsi satılacak. Bunların yetkililer önlemini almasını istiyoruz. Damazlık birliklerimi aldık. Tarım Bakanlığı'nın haberi var mı? Olması gerekiyor. Fakat hiç kimse bizim derdimize çare olmuyor. Kimse yetiştiricinin yanında yer almıyor. Bir sürü süt üretiyoruz. Bakın ben geçen sene sütçümüz burada arı topluyordu. Merada keçileri sağıyordum. Şimdi oraya hayvanlarımı götüremiyorum. Yakıttan dolayı. Jeneratör kuruyordum. Keçi başı 2 litre süt alıyordum. Şu anda da 1 litreye düştü. Üretim üretim diyorlar. Nerede kaldı üretim? Tam yarıya düştü. Yakıttan dolayı. Ve bizim üretimimiz bitiyor. Zaten artık yani üreticilerin de gençleri bizler kaldık galiba. 60 yaş. Hadi bizden küçük daha birkaç kişi olsun. Başka da bir şey yok yani. Üretim bitiyor. Hani birileri dedi ya paramız var dışarıdan alırız. Hadi alsın getirsin. Onlara tepkiliyiz. Tekirdağ Süleymanpaşa süt toplayıcısıyım. Köylerden sütlerimi topluyorum. Süleymanpaşa'nın 3500 litre sütü vardı geçen yıl, evvelki yıl. 15 yıldan beri topluyoruz bu sütü. 15 yıldan beri firmalar alıyordu. Bu sene firmaların hiçbir tanesi almadı. Mağduruz. Yani kooperatiflerden bir sürü yem aldık. Bir sürü borcumuz, harcımız var. Bu sütler toplanmazsa, bu şey yapmazsa biz borcumuzu ya hayvanımızı satıp da ödeyeceğiz. Veya ne bileyim bilmiyorum yani yeterlimizi satacağız. Yani başka alternatif yok. Yani bunu dile getirmek istiyoruz işte. Yani borçluyuz. Malımız yetişti. Sağım zamanı geldi. Tam sağım zamanına 3-5 gün kala sütümüzü bıraktılar. İlkten bize dediler alacağız sütünüzü. Tam başlayacağı zaman bıraktılar sütümüzü. Herkes mağdur. Herkes borçlu. Üretici borçlu. Bu zor şartlarda bunun alınması lazım. Firmalara buradan sesleniyorum. Firmalara, süt firmalarına, peynir firmalarına. Bu sütlerin alınması lazım. Zaten şartlar ağır. Bir çuval yem olmuş 320 lira. Yani kilosu yemin 6,5 lira. Sütün kilosu 5,5 lira. Yani arada büyük bir dengesizlik var yani. Parite açık. Acil bunun devletimizin, hükümetimizin önlem alması lazım. Yani bir yerde yanlış var yani. Bu iş yanlış. Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Gerek Cumhurbaşkanı, gerek Tarım Bakanı, gerek AK Parti'nin yetkilileri çıkıp ortamda dediler ki ekin, bikin, biçin, üretin. Ama bunun boş olduğunu bugün Yağcı köyümüzde, Yağcı mahallemizde vatandaşlarımızla süt üreticisi, keçi koyun üreticisi kardeşlerimizle gördük. Yani boş laf. Evet boş laf olduğunu gördük. Üretici burada üretmiş, sütünü satacak. Pazarlık. Tam hazır süt hazırlanmış, sağıma gelmiş. Diyor ki alıcı ben almayacağım. Vatandaş perişan. Şimdi bu insanlar kıştan çıktılar. Yem borcu var. Diğer piyasaya borçları var. Veterinere borcu var. İlaç borcu var. Yem borcu var. Ve onu sütle çıkaracaklar. Alıcı süt satıp sütün aldığı kazançlarla borçunu ödeyeceklerdi. Şimdi yemciye bakacak yüzleri yok. Veterinere bakacak yüzleri yok. İlaç aldığı yere bakacak yüzü yok. Aynen. Bu insanlar ne yapacaklar? Suçu ne? Üretmişler. Ne üretmişler? Anne sütüne yakın olan keçi sütünü üretmişler. Evet. Ne diyordu yetkililer? En değerli süt, anne sütüne yakın olan süt keçi sütüydü. Şimdi Talip kardeşim keçisini yetiştirmiş. Tam sağıma gelecek baharda. Doğaya çıkmış. İşte Mera'dayız. Yağcı Merası'ndayız. 1001 tane ot beraberinde o güzelim otlardan almış olduğu besinle süt oluşturmuş. Ama sütünü satacak
fabrikacı yok veya satacak kurum yok. En küçük baş, en büyük baş hayvancılığı ve süt sığırcılığını desteklemek istiyorsak çiftçimizin sesine kulak vereceğiz. Bunlar bak tek suçları üretim. Bakın adamın haline bakın, ne hale gelmiş üretirken. Birileri ok güzelim klimalı odalarda otururken Talip kardeşim çıkmış yağcı sırtında aile ne hale gelmiş? Perişan halde ve ürettiği malı satamaz durumda. Ne suç işledi ki bu adam? Tek suçu üretim yapmış. Ülkesinin büyüklerine inanmış ve onların o sözleri arkasında üretim yapmış. Bugün yüzüstü kalmış. Buradan sesleniyorum Sayın Bakan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na, yetkililere. Bırakın boş lafı, doğrular burada. Üretim yapan bu değerli çiftçilerimizi, milletin efendisilerinin, köylülerimizin sesine kulak vermemiz lazım. Onları üretme tutmamız için de ne gerekiyorsa yapmamız lazım. İnşallah hep birlikte bu sıkıntıyı da aşacağız. Ama kurt kışı geçirir ama o çektiği ayazı unutmazmış. Evet. İnşallah bu ayazı unutmayacaklar. Sandık geldiğinde de gereken cevap verecekler.